arkadaşlar, bazı veriler verilmiştir. CG uzunluğuna 2A diyecek olursak, bakın şuraya 2A diyecek olursak, AG uzunluğu da 3A'ymış. Soru da bu şekilde verilmiş. AG uzunluğu dediğimizde burası da 3A olarak verilmiş. FG uzunluğu 4 cm, AD de DB'ye eşitmiş. Bu uzunluk da buna eşittir. Soruda verilen ifade budur. Bakın şurayı uzatırsak ve dik indirirsek, şöyle dik indirirsek, DE uzunluğu şuraya da H diyecek olursak AH'a paraleldir ve D orta nokta olduğu için E de orta noktadır. Bunu söyleyebiliriz. Bakın şu G noktasında şurada bir kelebek vardır. Kelebekteki oran 2'ye 3 ise buradaki şu kenarların oranı da 2'ye 3'tür. O zaman 2'ye 3 ise şurası da 2B ise burası da 3B'dir diyeceğiz. 2B 4'e eşit verilmişse B 2, 3B de 6'dır. O zaman şu uzunluk 6 ile 4'ün toplamı 10'sa, şuraya da x diyecek olursak burası E noktası orta nokta olduğu için burası 10 artı x ise burası da 10 artı x olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Bize söylenen ifade BE'nin yani 10 artı x'in EF'den farkı, EF dediğimiz x'den farkına kadardır. Bu da 10 santimdir. Cevap da E şıkkıdır. Evet, sorumuzda GD uzunluğu BC'ye paralel, EF uzunluğu da AG'ye paralel olduğu ifade edilmiş. Bunlar paralel, şunlar da birbirine paralelmiş. G de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise gelin G'yi BC'ye birleştirelim. Ağırlık merkezi olduğu için AG doğrusu ve uzantısı BC'yi ortadan ikiye bölecektir. Şurası orta noktadır. Ve söylenen AE uzunluğuya A dersek ED uzunluğunun 2A olduğu verilmiş. Tabanları paralel olan iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da 2'nin 3 oranıdır. 2'ye 3'tür bu oran. 2A'nın 2A artı A 3A oranı. Bu oranın karesi aynı zamanda benzerlik oranının karesidir. Benzerlik oranının karesi de alanların oranıdır. O da 4'e 9'dur. Bu şu demektir. Şu alan 4M ise şuradaki tüm alan 9M. Yani şuraya 5M'lik alan kalacaktır. 5M 10'a eşitse M 2'dir. 4M de 8'dir. Bu alanda 8'dir. G ağırlık merkezi olduğu için şu uzunluk X ise bu uzunluk 2x'dir. Buradaki AGD üçgeni ile AHC üçgeni benzerdir. Tabanları paraleldir. Benzerlik oranı yine 2'ye 3'tür. 2'ye 3'ün karesini alırsak alanların oranı 4'e 9. Yani AGD'nin alanına komple 4n dersek tüm AHC'nin alanı 9n olacaktır. O zaman buraya da 5n kalacaktır. 4n'lik alan bize verilmiş. 10 ile 8'in toplamı 18. Bize sorulan, bakın şurası 4n, bura 5n, bura 9n. Burası orta nokta olduğu için bu taraf 9n ise bu taraf da 9n'dir. Yani 18n'lik alan soruluyor bize. 18 çarpı n'in de 18 bölü 4 olduğunu buraya yazacak olursak 2 ile sadeleştirelim. 9, 2'ye böldük. 2, 18 ile 2 sadeleştirse 9, 9 ile 9'u çarparsak tüm alan 81 santimetre karedir. Cevap da B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, EF'ye A diyecek olursak AB uzunluğu 2A, ED'ye B diyecek olursak AC uzunluğunun 2B olduğu verilmiş. Biz D ile F'yi de birleştiriyoruz. Şuraya da C dersek 90'da BF uzunluğu FC eşitse muhteşem üçlü kavramdan burası C, burası da C'dir. Bakın DEF üçgenine bakalım. Kenarları ABC'dir. ABC üçgenine bakalım. Kenarları 2A, 2B, 2C'dir. Bunların hepsinin oranları birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen benzerdir. Peki benzerse ACB açısı, yani şurası 56 derece olarak verilmişse, C yani neyin karşısındaki, 2A'nın karşısındaki 56 derece, burada da A'nın karşısındaki şu açıda 56 derecedir diyeceğiz. Benzerse iç açılar eşittir. 90'ın 56'sını çıkartırsak buraya 34 derece kalacaktır. Bu uzunluk DF uzunluğu FC'ye eşitse, burası 34 derece ise şu aradaki X açısı da 34 derece olacaktır. Cevabımız da B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, sorumuzda AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit verilmişse, bu açılar da eşit verilmişse, bunları alfa alfa dersek, buraya teta dersek, buranın tamamı alfa artı teta ise burası da alfa artı tetadır diyeceğiz. Haricinde bakın şu açıya beta diyecek olursak, beta teta bu açıyla beta teta şu açı eşit olduğu için, iki üçgenin iç açıları eşit olduğu için iki üçgen benzer duruyoruz. Benzerlik kuralına göre başlayalım. Şu üçgenle başlayalım. Teta'nın karşısı 18'in bölüm. Teta'nın karşısı x oranı. O da eşittir. Burada bu açının karşısı, bu açı zaten alfa artı teta olacaktır. Alfa artı teta'nın karşısı x'in. Büyük üçgende alfa artı teta'nın karşısı 7, 18 daha 25 oranıdır. Buradan x kare eşittir. 25 çarpı 18, 18 de 9 çarpı 2 diye yazarsak, karekökünü aldığımızda 25'in karekökü 5, 9'un karekökü 3, 2'nin karekökü anlamaz. Yani sonuç 15, 15 kök2'dir diyeceğiz. Cevap D şıkkıdır. Evet, bu soru için arkadaşlar öncelikle bu A noktasından
FH'a bir dik, FH'a bir paralel çekiyoruz. Ve şu verileri yazacağız. AD'ye 2A diyecek olursak, pardon, AD'ye 3A diyecek olursak, BD'ye 2A diyeceğiz. Çaprazlama değer alıyoruz. AF'ye B diyecek olursak, AC uzunluğunun tamamı 4B, B'yi çıkarsak buraya 3B kalır. Öncelikle CFH üçgeni ile, şuraya da K diyelim, CAK üçgeni benzerdir. Çünkü tabanları paraleldir. Benzerlik oranı 3B'nin 4B, yani 3'e 4'tür. O zaman şurası 3C ise burası da 4C'dir diyeceğiz. 3C 15 ise C değeri 5'tir. 4C değeri de 4 ile 5'i çarparsak burası 20'dir. Gelelim şimdi BDE üçgeni ile BAK üçgeni de benzerdir. Çünkü tabanları paraleldir. Benzerlik oranı 2A'nın tamamı 5A'yı oranı. Evet, 2'ye 5'tir oran. O zaman burası 2D ise burası da 5D olacaktır. 5D'nin 20 olduğunu biliyoruz. Buradan 5'e bölersek D değeri 4'tür. D değeri 4 ise 2 ile 4'ü çarparsak X değerinde 8 olduğunu görmüş oluruz. Cevap da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, bakın buraya alfa 90 teta dedik. Alfa ile tetanın toplamı 90 derece. Kare olduğu için buranın 90 olması için teta ise buranın alfa olması lazım. Burayı da 90 derece soruda verildiği için bura alfa ise buranın da teta olması lazım. Şimdi şu şekilde ifade ediyoruz. Bakın burada 90'ın karşısı karenin bir kenarıdır. Burada da şuradan bir çizgi çekecek olursak, B'den şuraya bir dik indirecek olursak, burada da teta 90 alfa üçgeni vardır ve 90'ın şu üçgenle şu DEC üçgeni, şuraya H diyecek olursak, BHC üçgeni ile DEC üçgeni benzerdir. Hatta 90'ın karşısı karenin bir kenarı, 90'ın karşısı da karenin bir kenarı olduğu için kenarların oranı birebirdir. Yani 90'ın karşılarının oranları birebirdir, o zaman eş üçgendir. Yani alfanın karşısı 9 ise burada da alfanın karşısı burası da 9'dur. Bakın dikten dikilmiş öklit kuralları var. Şuraya x diyecek olursak öklit kuralına göre 6'nın karesi 36 eşittir. X ile x artı 9'un çarpımına eşittir. Evet, burada x'e 3 değeri verecek olursak 3 ile 9 topladık 12. 3 ile 12'yi çarptık 36. Demek ki x değerimiz kaçmış? 3'müş. Buradan 3'ü buluruz. Soruda ne soruluyordu? Şu uzunluk soruldu. O zaman bu uzunluk kaç bulduk? 9, 3 daha 12'dir. Bu uzunluk da 9'dur. 9, 12, 15 üçgenimiz vardır. 3, 4, 5'in katları doğal olarak EF uzunluğu 15 santimdir. Cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, şu uzunlukların hepsi birbirine eşittir. A yazalım. Eşlik dörtgenler olduğu için. O zaman şu üçgenle, şu üçgenin benzerlik oranı, yükseklikler oranı A bölü 2A'dır. O zaman şu uzunluğun şuna oranı 1 bölü 2'dir. O zaman burası 6 ise burası 3'tür. Aynı şekilde bu oran 1, 2, 3 oranına sahiptir. Yükseklikler oranı 1 bölü 2 bölü 3 olduğu için. O zaman 1 birim 3 ise 3 birim dediğimiz şu uzunlukta 9'dur diyeceğiz. Şurada bir kelebek vardır. Kelebekteki oranda baktığımız zaman alt taraftaki uzunluk 3A, üst taraftaki uzunluk da 2A'dır. O zaman kelebekteki oran 2'ye 3'tür. 2'ye 3 ise 9'un da soru işaretine diyeceğiz. 9'un da soru işaretinin oranı. Soru işaretini yalnız bıraktığımız zaman 27 bölü 2 olacaktır. Şu uzunluk 27 bölü 2. 9'la topladığımız zaman 27 bölü 2 artı 9'dan 27, 18 daha 45 bölü 2 olacaktır. Bu uzunluğun tamamı, o da x uzunluğuna eşittir. X uzunluğuna eşittir. Şimdi geçiş yapalım tekrar. Şurayı 9 bulduk. Şurayı da ne bulmuştuk arkadaşlar? 27 bölü 2. Buradaki oran da 1 bölü 2 bölü 3 oranına sahipse şurası B, şurası 2B. Şu uzunluk 3B'dir. 3B 27 bölü 2 ise 3'e böldüğümüz zaman B değerimiz 9 bölü 2 olacak. O zaman şuradaki B değerimiz şurası 9 bölü 2. Burası 2B olduğu için 9. Aynı oranları şuradan da geçişler yapabiliriz. Bakın geçişler yaptığımızda aynı şekilde şurasına C dersek burası 2C. Burası 3C. Burası da 4C olacaktır. 4C uzunluğu 9'a eşitse C dediğimiz değer 9 bölü 4'tür. O zaman 2C dediğimiz değer de 9 bölü 2'dir. Şu uzunluk 9 bölü 2 olacaktır. Evet, Y'yi bulmak içinse şurayı da bulacağız arkadaşlar. Bu geçişte yapmamız lazım. Evet, buradaki oran burası 9 bölü 2 olacak. Buradaki oran da aynı şekilde 1, 2, 3 oranına sahip. Yani 3, burası D ise burası 2D, burası da 3D oranına sahip olacak. 3D ile C'nin toplamı X uzunluğuna eşittir. 3D ile C'nin toplamı X uzunluğuna. X de 45 bölü 2 idi. C'nin 9 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Diğer tarafa atacak olursak 45 bölü 2 eksi 9 bölü 4'ten 2 ile genişletirsek 90'dan 9'u çıkarttık. 81 bölü 4 olur. Her tarafı 3'e bölecek olursak D değeri 27 bölü 4 olacaktır.
Evet, d değeri 27 bölü 4 ise y dediğimiz ifade 2d'ye eşittir. Bu da 2 ile çarpacak olursak 27 bölü 2 olacaktır. X uzunluğu 45 bölü 2, y uzunluğu 27 bölü 2 ise 45 bölü 2'den 27 bölü 2'yi çıkartırsak geriye 18 bölü 2 kalacak. O da 9 olduğu çıkacaktır. 9 birimdir. X eksi y farkı 9 birim, cevap daha şıkkıdır. Bu sorumuzda arkadaşlar, bakın burada binanın 6 metrelik kısmını, bu ikinci şekilde de binanın 10 metrelik kısmını görüyor. Niye? Kutunun üstüne çıkıyor çünkü. Kutunun yüksekliği 0.8 metredir. Çünkü 80 santim 100'e bölersek 0.8 metre olduğunu görürüz. Adem'in boyuna A dersek, bu Adem boyuyla kutunun yüksekliği A artı 0.8. Burada artı 0.8. Burası da artı 0.8'dir. Burada sadece Adem'in boyu vardır. A'dır, A'dır ve A'dır. Buraya da x, aradaki mesafeye x diyecek olursak toplam binanın yüksekliği a artı x artı 10.8'dir. O zaman burada da aynı olması için a artı x artı 10.8 olması için şuranın 4.8 artı x olması gerekir. Burada üçgendeki şu üçgenle şu üçgenin benzerliğine göre d artı 0.8'in 4.8 artı x oranı şu parçanın buna oranıdır. Burası y, burası da m olsun. Y'nin y artı m oranıdır. Aynı şekilde y'nin y artı m oranı d'nin de x oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı x eşittir 6d çıkacaktır. X'e 6d yazacak olursak, bakın şu üçgende benzerliği tekrar yapalım. D'nin 6d oranı, o da eşittir. Şuraya y diyecek olursak y'nin tamamına oranı. Tamamı nedir? Y artı şu uzunluk 18'dir hem dediğimiz zaten. Y artı 18 oranı. D'ler sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 6 ile y'yi çarptık. 6y eşittir. Y artı 18. Buradan 5y eşittir 18'den. Y eşittir 18 bölü 5'ten. Y eşittir 36 bölü 10'dur. Yani 3.6 metredir diyeceğiz. Adem'in duvara olan uzaklığı y'dir. 3.6 metre. Cevap da B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, sorumuzda A noktasından başlayan tavşan koşmaya başlıyor. Yerden 120 birim yükseklikte bir noktada bir yan bulmuştur şurada. Bu yan bulduğu noktanın K'ya ve B'ye olan uzaklıkları toplamı soruluyor soruda. Öncelikle şöyle yapalım. Şurası 120. Burası 160 kök 5 dediğimiz ifade AC'nin tamamıdır. 160 kök 5. BC'nin tamamı da 210 ile 190'ı toplarsak 400'dür. Evet, burası da 80 kök 5'tir diyeceğiz. Yani oranlar, kenarların oranı dik üçgen olduğu için 1'e 2 olduğunda küçük olan, yani 80 kök 5'in kök 5 katını alırsak hipotenüs çıkması lazım. Bu da 80 çarpı 5'ten 400. Evet, bu da 400 birim olacaktır. Burası da 80 kök 5'tir diyebiliriz. Buraya alfa 90, şuraya teta diyecek olursak alfa 90, şuranın tamamı da tetadır. Yani şu üçgenle küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Benzerlik oranı alfanın karşısı 120'nin, alfanın karşısı 80 kök 5 oranı. O da eşittir. 90'ın karşısı, burada 90'ın karşısı şu nokta bilinmiyor. Soru işareti diyelim. Soru işaretinin. 90'ın karşısı burada 400 oranıdır. Evet, sıfırlar sadeleşir. 8 ile 40 sadeleşse 5, burada 50 kalır. Soru işareti dediğimiz ifade 50 çarpı 12 bölü kök 5'tir. Pay paydayı kök 5 ile çarparsak 50 çarpı 12 çarpı kök 5 bölü 5 olur. 5'lerde sadeleşse 10 ile 12'yi çarptık. 120 kök 5 olacaktır. Şu uzunluk 120 kök 5. O zaman toplamı 160 kök 5 ise şuraya da 40 kök 5 kalacaktır. Peki burası 120 kök 5. Şu uzunluk 120 ise demek ki burası 240'tır ki toplam olarak şu uzunluk. 120'ye 240 olduğunda küçük olanın kök 5 katı alınmıştır. 240'dan 190'ı çıkarttığımız zaman şuraya 50 birimlik bir uzunluk kalacaktır. 5, 12, 13 üçgenden 50, 120, 130 üçgeni vardır. 210 dediğimiz uzunluk K'dan B'ye kadar olan uzunluktur. 210'dan 50'yi çıkartırsak 210 birim dediğimiz BK uzunluğudur. Evet, 210 birimden 50'yi çıkartırsak buraya 160 birim kalacaktır. 12, 16, 20, 3, 4, 5 üçgenlerin katlarıdır. O zaman 120, 160, şurası da 200'dür. 200 ile 130'u toplarsak bu yemi bulduğu noktanın B'ye ve K'ya olan uzaklıkları 200 birim ve sırasıyla 130 birimdir. Toplamı da 330 birimdir. Cevap da D şıkkıdır. Evet arkadaşlar, bu şekilde dönderdiğimizi soruda söylüyoruz. Bakın buradan bir
Şöyle bir uzunluk çizelim. Evet, buradan da bir dik indirelim. Söylenen ifade A üssü B, BH'a diktir. Yani şurası diktir. Bu uzunluk 40 cm ise uzunluk da 40 birimdir. Burası da 40 birim, şurasının 60 birim olduğu söylenmiştir. Burası bir dikdörtgen çünkü bura 90, bura 90. Buradan da dik indirdik. O zaman burası da 90'dır. C üssü H uzunluğu X ise şuraya da F noktası diyelim. FB uzunluğu da X'tir. 40'ı çıkartırsak buraya X eksi 40 birim kalacaktır. Şuraya da A diyelim. Şu küçük üçgende Pisagor bağıntısına göre 40'ın karesi eşittir X eksi 40'ın karesi artı A'nın karesidir. Şu C üssü FB dik üçgende Pisagor bağıntısına göre A'nın karesi artı şu uzunluğun tamamı X'tir. X'in karesi eşittir 60'ın karesi olacaktır. Buradan ilk denklemi eksiyle çarpar. İkinci denklemde toplarsak A kareler gidecek. Burada X kare eksi x eksi 40'ın karesi eşittir 60 kare eksi 60 kare eksi 40 kare olacaktır. 40 kare. Evet, 2 kare farkından 60 eksi 40 20 çarpı 60 artı 40 100 şeklinde yazacak olursak bunu da 2 kare farkından açabiliriz. Normalde açabiliriz. 2 kare farkından x eksi 40 çarpı x artı x eksi 40 şeklinde açacak olursak burada x'ler gider sadece 40 kalır. Burada da 2x eksi 40 oluşacaktır. Eşittir 20 çarpı 100'den. Evet, 40 ile 20 sadeleşirse 2, 2 ile 100 sadeleşirse burada da 50 kalır. 50 dediğimiz uzunluk 2x eksi 40'a eşittir. Buradan 2x eşittir 90. X değerimizde 45, her tarafı 2'ye bölersek 45 birim olduğunu görürüz. Cevap da D şıkkıdır.